ve yanımızda eğitim konusunda uzman bir isim var. Şimdi ben direkt konuya kitabın ortasından girmek istiyorum. Gir bakalım. Bu köpek hangi aşamaya geldikten sonra eğitim başlıyor? İnsanlar önceden çok bilinçsiz köpek sahipleniyorlardı. Çok küçük bir apartman dairesine atıyorum Kangal veya Danua tarzı büyük hırk köpekleri alıp bunlarla hayatlarını devam ettirme amacında ama birçok... O aşamaya geldikten sonra kişiler kendi köpeklerini dört dörtlük eğitebilirler mi yoksa muhakkak ki bir profesyonel eğitmene başvurmak mı? Bravo, çok güzel soru. Eğitim 4,5 aylıkken başlar. Değil. Aslında eğitim çok daha küçükten başlıyor. Ama profesyonel fazla. Taht eğitimi benim nezdimde. Köpeğe tuvalet eğitimi hangi temellerde verilir? Olayın temel mantığı köpeğin yaşadığı yer çok önemli. Tuvalet eğitiminde programlar gerekmek. Profesyonel bir eğitim değildir tuvalet eğitimi. Bizim köpeklerden öğrenmemiz gereken çok şey var. Çünkü düzler. Komplike değil. Hainlik etmez, ihanet etmez. Yani her türlü kulvarda senin yanındadır. Kolundaki saat, altındaki araba, oturduğun ev umurunda değildir mesela. Nettir hayvan. Seviyor musun kardeşim? Seviyorsun. Bunu hisseder. Köpeğe rol de yapamazsın. Biz birbirimizi kandırırız ama köpeğe rol yapamazsın. Seviyorsan seviyorsun. Bu çocuğumuz özel, yavruyken anomali doğdu. Dudakları birleşmedi, bir bronla emzirdik. Kısırlaştırdık, kendimiz bakıyoruz ona. Puan rengi olabiliyor. Peki renk olarak bir değer biçilebiliyor mu köpeğe yoksa sadece evet. Kan attı mı? Renk olarak blue'lar biraz daha değerli. Sokak hayvanında barınaklar var. Barınaklar var evet. Oralara bağış yapıyoruz. Bundan önce metal mama kaplarını çalıyorlar diye kendim... Sabitlenebilen mi yaptınız? Metal mama kaplarını kalıp olarak kullanarak betondan yaptım. Onu belli bir süre beklettim ve koydum. Şu anda çoğu yerde hala da aktif. Şuna bak insanlar köpeklerin metal mama kaplarını çalacak kadar... Evet ellerinin imkanı olan arkadaşlarıma da tavsiye ederim yani. Çok basit yapımı. Arkadaşlar herkese yepyeni bir Alo Türkiye videosundan selamlar. Geçtiğimiz hafta birinci bölümünü çektiğimiz Staff Türk Channel'ın bu hafta ikinci bölümünü çekmek için tekrardan efsane bir ekip olarak buluştuk. Özgür Oğuz var yanımda. Hemen yanımda Ali Yeşilırmak var. Onun yanında da Alihan Erbaş var. Harun, Ali abiyi tüm Türkiye'nin bildiği gibi şampiyon köpek Max ve Ali olarak biliyoruz. Yeteneklisinizden. Abi nasılsın, iyisin? Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi şimdi çok güzel bir tesadüf oldu. Çünkü çok değerli, çok güzel bir video çekeceğiz. Köpek eğitimi üzerine zaten sen yani Türkiye tarafından tanınan bir adamsın. Yani yeteneksiniz gibi dönemin en popüler yarışmalarında da birincilik ödülü alarak onca yarışmacı arasından köpek eğitimiyle birinci olarak da bunu tescilledin. Eminim ki tabii ki çok daha güzel, çok daha farklı tescilleri de vardır bunun senin kendi hayatında ama yani orası yine çok de, önemli bir basamak oldu. Tabii, bizim hayatımıza da bir ivme kattı. Rating rekorları kıran bir yarışmada birinci olmak da çok önemli bir konu. Biz de biliyorsun Harun 4 sezon boyunca final yaptık. Bir türlü bize nasip olmadı. Şöyle biz yarıştığımız sene bir önceki sene Ali abi şampiyon olmuştu. Tabii biz hiç şampiyon olamadık ama büyük finale kadar her sene çıkmayı başardık. Oranın atmosferini, o da bir başarı ya. Oranın atmosferini, heyecanını çok iyi bilirim abi. Biz artık kadrolusu aynen olduk çünkü. Hani jürilere şey diyebiliyordum. Yani siz yoktunuz biz vardık. Bu arada tekrardan Özgür Oğuz'dan da bahsetmek istiyorum. Staff Türk Channel'da izledik. Özgür geçen hafta belki izlemeyen izleyicilerimiz vardır. Onlar için kendini bir tanıtır mısın tekrardan? Staff Türk Channel'ın sahibiyim. 10 yıldan beri İngiliz staff üretiyoruz. Bu şekilde yani Türkiye'de az bulunan nadir bir. Bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Evet. Emeklerinize sağlık. Sağ şöyle biz Türkiye'de birçok çiftlik geziyoruz Alo Türkiye ekibi olarak. Gezdiğimiz çiftlikler arasında zaten en çok köpek sayısına ulaşan çiftlik olduğunu geçen videoda belirtmiştik. Evet. Ayrıca çok fazla yavrunuz var ve verdiğiniz mamadan tutun da gösterdiğiniz özene, burada eğitmenlik konusunda danışmanlık aldığınız isimlere kadar gerçekten çok güzel bir tesis. Evet. Ben emeklerinize sağlık demek istiyorum. Şimdi eğitim sağ demişken olun, Harun zaten bu videonun özelliği bu. Ve yanımızda eğitim konusunda uzman bir isim var. Şimdi ben direkt konuya kitabın ortasına girmek istiyorum. Gir bakalım. Şimdi bir köpek örnek veriyorum. Yavru böyle minicik tatlış mı tatlış efsane bir köpeğimiz var. Bu köpek hangi aşamaya geldikten sonra eğitim başlıyor? Şimdi şöyle başlayacağım ben konuya. Eğitim konusuna geleceğim ama burada öncelikle eğitimden daha önemli olan köpek sahiplenmek isteyen insanların kendi karakterlerine, kendi yaşam koşullarına, iş, okul vesaire, aile, kaldıkları eve kadar. Çünkü bu köpeği aldığınız zaman bunu her türlü programlarımızda da çok dile getirdik. Burada insanları bilinçlendirmek çok önemli.
kendi yaşam standartlarına uygun bir köpek. Tür ile ırk olmasına gerek yok. Yani ne olacaksa olsun kendi yaşam koşullarına, oturdukları evden işte sosyal yaşantılarına kadar, kendi karakterlerine kadar. Çünkü yavaş yavaş insanlar önceden çok bilinçsiz köpek sahipleniyorlardı. Çok küçük bir apartman dairesine atıyorum Kangal veya Danua tarzı büyük ırk köpekleri alıp bunlarla hayatlarını devam ettirme amacında. Ama birçok bu tarz sahiplenme, tekrar köpeği sahiplendirme ve terk etme sonucuyla olumsuz bir şekilde bize geliyordu. Son dönemde insanlar biraz daha bilinçlendi. Kendi yaşam standartlarına uygun boyut, karakter vesaire bunların birçok açılımı var. Ona uygun köpekler tercih etmeye başladılar. Eğer bu bütünlük sağlandığı zaman zaten bu 15-16 senenin hani hayvanın ömrü boyunca uzun ömür versin Allah bir birliktelik oluşuyor. Bu ilk günden birliktelik dediğimiz kavrama geliyor. Zaten sahip eğer bu bilinçteyse köpek eğitimi daha anne altındayken anne tarafından aslında profesyonel olmasa da eğitim başlıyor. Bir takım öğretiler başlıyor. Ama köpek sahibine geldikten sonra aşıları bitmiş bir yavru tuvalet eğitimi ile başlayabilir. Kaç ama aylıkken oluyor? Bu eve geldiği ilk günden itibaren tuvalet eğitimiyle alakalı çalışmalar yapılabilir. Bu da yaklaşık 2,5 hani aylık, 2-2,5 aylık tekabül ediyor. Ama hani benim profesyonel anlamda itaat fazla çalışıyorum ben. Girmem 4,5 aylıktan başlıyor. Ama burada yanlış bir algı oluşuyor biz her seferinde bunu söylediğimiz zaman. Eğitim 4,5 aylıkken başlar. Değil. Aslında eğitim çok daha küçükken başlıyor. Ama profesyonel fazla itaat eğitimi benim nezdimde 4-4,5 ay, 5 ay arasında en uygun zamanları. Yani köpek sahiplenmek isteyen insanlar öncelikle dediği gibi Ali abinin de yaşam ortamlarını göz önünde bulunuyor. Aynen. Yani bu mesela heves uğruna alınmasın. Ben hani evet, onu söylemek evet, istiyorum bir aslında. Binada apartman dairesinde mesela böyle hani huysuz olarak nitelendirdiğimiz Ayşe teyzeler, Ali amcalar olan binalarda çok havlayan köpeklere mesela rahatsızlık verebilir. Verebilir. Yani orada mesela dinamik köpekler var. Onlar çok fazla tercih edilmemeli. Kişinin de karakterini işte dediğim gibi yaşam koşullarına uygun bir şekilde tercih yapılmalı. Ya evde bir kangal besleyemezsin ev ortamında ama belki bir malaklı beslersin. Bir diyebilir miyiz? Hani dinamikleri dedin ya hayvanın enerjisi, şimdi, koşma ihtiyacı, egzersiz ihtiyacı. Büyük ırk köpekler şimdi evde besleyen yok mu? Çok var. Fakat hayatını ona adamış oluyor. Nasıl bir ev olduğu önemli aslında. Evet yani şimdi yani, kangal dediğin zaman kangal bana göre bahçe köpeği bile değil. Arazi köpeği yani anlatabildim mi? Evet. Özgürlüğüne düşkün. Sen şimdi o köpeği alıp küçük bir balkonun var orada yaşamaya çalışırsan o hayvana iyilikten çok kötülük yapmış olursun. Çünkü onun özgürlüğünü evet, kısıtlamış olursun. Yani heybetiyle her şeyle milli değerimiz olan kangal bahçelere bile sığmayacak. Yani bunun aynen, iyice fizibilitesi yapılmalı. Yani ondan sonra olabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için köpeği almadan çünkü aldıktan sonra o yavru kucağındaydı biraz önce. Aldıktan sonra bütün hayatı siz oluyorsun. Evet. Senin bir hayatın var. Bak geldim burada video çekiyorsun, işe gidiyorsun, okula gidiyorsun, sinemaya gidiyorsun. Sosyal bir hayatımız var insanların. Ama köpeğin bütün hayatı sen oluyorsun. Sen onu çıkartırsan çıkıyor, çıkartmazsan çıkmıyor. Bak çok net. Doğru. Dolayısıyla biz bunu almadan önce aa çok güzel hemen çünkü bütün yavru güzeldir. Yani illa staff olarak söylemiyorum. Bütün köpeklerin yavruları tatlıdır, şirindir. Heves uğruna sonrasını düşünmeden bu ırk nedir mesela? Hani büyüyebilecek bir ırk mı? Yavru diye alıp eve getirdin. Ondan sonra bize çok telefon geldi öyle. Ya biz aldık bunu. Çok büyüdü. Çok büyüdü. Sen şimdi atıyorum Burnus almış veya Danua veya işte Kangal almış. Şimdi baktığın zaman biraz ben olsam araştırırım. Tabii. Bu köpek ne kadar büyüyor? Şimdi staff yani ne kadar büyüyeceği belli. Yani şu kadar hayvan. Şimdi anlatabiliyor yani muyum? Kompakt hayvan. Hani dolayısıyla her kişinin karakteri ve yaşam koşuluna göre hitap edeceği, bak illa bir ırktan da bahsetmiyorum. Bu ırk da olmayabilir. Bir parantez, ekstrem durumlarda yol kesişmeleri oluyor. Şimdi benim de hayatımda oldu. Anlatabiliyor muyum? Orada fizibilite çok fazla yapılmıyor. Ama köpek sahipleneceğim, bunun bir altyapısı insan zihninde oluşuyorsa olabilecek o öngörü, bu hayvanın yavruluğu, işte aşıları, mama masrafları, işte yaşlandığı zaman olabilecek sağlık sıkıntıları, her türlü ortamda, her türlü kulvarda bu köpeğin yanında durmayı başarabilmektir köpek sahibi olmak. Yani aslında şöyle. Doğru mu Özgür? Kesinlikle abi katılıyorum. Anladığım kadarıyla köpek eğitimi köpek doğmadan önce başlıyor. İnsanın önce kendini eğitmesi lazım. O kadar. Aynen. Bravo. Bu iş bir takım işi. Evet. Önce kendini eğiteceksin. Ben bu köpeğe nasıl bakabilirim ve bunu gerçekten sahiplenebilir miyim? Bu köpeğe hakkını verebilir miyim? O köpeğe veremiyorsan hakkını verebileceğin bir köpek cinsi araştıracaksın. Gibi. Bravo. Aynen ondan bahsediyorum. Çünkü yani insan beynini çok daha fazla kullanabilen bir organizma. Komplike bir canlı. Köpek daha düzdür. O yüzden ben hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Bizim köpeklerden öğrenmemiz gereken çok şey var. Çünkü düzler. Komplike değil. İşte Özgür oradan gitti, sen oradan geldin. Biz kafada kurarız. İnsanoğlunun yapısında vardır. Köpek düzdür. Agresifse agresif
efendim der. Ne görüyorsa odur. Evet. O yüzden bizim unuttuğumuz bir takım karakteristik erdemleri de köpeklerde görmeniz mümkün. Çünkü net, düz, hainlik etmez, ihanet etmez. Yani her türlü kulvarda senin yanındadır. Kolundaki saat, altındaki araba, oturduğun ev umurunda değildir mesela. Nettir hayvan. Seviyor musun kardeşim? Seviyorsun. Bunu hisseder. Köpeğe rol de yapamazsın. Biz birbirimizi kandırırız ama köpeğe rol yapamaz. Seviyorsan seviyorsundur. O seviyordur. Bak eğitime hala gelemedik. Daha ne kadar konuşulacak evet. Şey var. Şimdi farkında mısınız? Şimdi ben ona diyecektim. Yani teknik olarak biraz daha sohbete ilerle devam etmek istiyorum. Şimdi önce öğrenmesi gereken şey tabii ki doğal olarak tuvalet eğitimidir. Doğru mu? Aynen. Evet. Tuvalet eğitimini verdikten sonra o süreçte zaten köpek 4-4,5 aya geliyor. Sen onu tanıyorsun. O seni tanıyor. Aynen. Koşullarına hakim oluyorsun. Aynen. İzolasyonu, arabadır, odur budur, televizyon sesidir, kuştur, güvercindir, çevresi. Doğayı, tabiatı, maddeleri, canlıları tanımlama tanışıyor. Aşamasında hızlı daha bir şekilde. Peki şunu sormak istiyorum. Tam bu noktada bir virgül koyup. O aşamaya geldikten sonra kişiler kendi köpeklerini 4-4'lük eğitebilirler mi? Yoksa muhakkak ki bir profesyonel eğitmene başvurmak durumunda. Bravo. Olmalı. Çok güzel soru. Şimdi kişiler, burada kişileri ayırmak lazım. Şimdi kişi vardır 4-4'lük eğitir. Kişi vardır 4-0. Hani eğitemez. Dolayısıyla kendinde o yetiyi göremiyorsa ve bir takım köpekle alakalı kontrolde zorluk çekiyorsa profesyonel destek almasında fayda var. Ama dediğim gibi yine profesyonel destek alıp köpek sahibi köpeğini kendisi de eğitebilir. Veya izlediği eğitimlerden daha geçmişteki tecrübelerinden kişilerin kendi köpeğini 4-4'lük eğiten insanlara da şahit olduğumuz gerçeği de var. Ama çoğu insan profesyonel destek alarak ya bu sadece hani eğitimle girdik bir sürü farklı konudan bahsettik farkında mısın? Evet. Burada aslında amaç yine aynı şeye geliyor. İnsanların bilinçlenmesi. Bilinçli bir birey köpeğini kendisi eğitebilir. Eğer o tecrübesi varsa, geçmişe dönük köpekle alakalı tecrübesi varsa, deneyimi varsa eğitebilir. Ama profesyonel destek alması gerektiği zaman da bence insanlar hiç çekinmeden profesyonel destek evet, almalı. Evet. Çünkü bu itaat fazına giriyor. İtaat fazı dediğimiz evet köpeğe ve bize konfor katan bir sistem. Ama buradaki temel amaç köpekler sürü yaşama psikolojisini benimseyerek yaşarlar. Aile içerisindeki bütün canlıları sürünün birer parçası olarak görür. Buradaki eğitimdeki aslında komutlardan ziyade komutlar bir piyondur. Daha önemli bir amaç sürü yapılandırmanın oluşturulmasıdır. Köpek eğer kendisi merkez noktaya oturursa isterse milyon komut bilsin yani, bir komutunu dinlemez. Ailenin bir bireyi gibi hareket etmeli. Aynen öyle. Orada pozisyonlama çok önemli. Köpeği yönetemezsen köpek seni yönetir. Zaten bütün problemler de oradan çıkar. Eğitimdeki temel amaç odur. İtaat evet. Eğitimin temel amacı odur. Köpeği kontrol altına almak yani. Onu her zaman. İnsanda da öyle değil mi? Yani kontrol. Her zaman hem onun hayat güvenliği bazen hayati riskleri minimuma indirirsin. Yani düşünsene caddedesin. Arabalar geçiyor. Bekledi. Orada arabalar geçiyor. Şimdi köpek orada bir topun peşine, kuşun peşine koşabilir. Hani bilinçsiz olarak. Dolayısıyla o komut mesela hayvanın hayatını bile kurtarabilir. Evet Ali abi şimdi o zaman biliyorum ki köpek eğitimini aslında ne 5 saatte ne de 5 videoda anlatabiliriz. Aynen. Çok uzun bir süreç. Bravo. Ama temeline dayanıp özetleyecek olursak kısa özetleyelim. Seni de çok fazla vaktini almayalım aynı zamanda. Şimdi tuvalet eğitiminin temeli nedir? Yani köpeğe tuvalet eğitimi hangi temellerde verilir? Ya tuvalet eğitimi yine bu uzun biraz önce yine çok güzel söyledin. Uzun uzadıya anlatılacak böyle hani kısa videolarda anlatılacak bir şey değil ama olayın temel mantığı köpeğin yaşadığı yer çok önemli. Eğer ev içerisinde yaşıyorsa köpeğin tuvalet eğitimde programla hareket etmek. Profesyonel bir eğitim değildir tuvalet eğitimi. Aslında köpeğin kendi kaldığı evde öğrenmesi gereken, köpek sahibinin öğretmesi gereken bir olaydır. Mesela ben şahsen tuvalet eğitimi vermiyorum. Çünkü köpeğin evinde öğrenmesi gerekiyor. Nasıl? İlk etapta bir ev içerisinde bir alan kısıtlaması yapılıp çünkü yavru daha doğayı, tabiatı, maddeleri, canlıları tanımlama aşamasında olduğu için geniş ortam köpekte bir kaos oluşturur ilk etapta. Alışmadığı için daha ortama. İlk etapta ona güvenilir bir alan kısıtlaması. O orada yatağını oraya koyacaksın. Mama kabını, su kabını. Hayvan orada kendi güvende hisseder. Yaşam alanı yapmaz. Aynen öyle. Oradan programlı bir şekilde, belki 2 saatte bir programlı bir şekilde o hayvana tuvaletini yapması. Çünkü yavru, adı üzerinde yavru, insan yavrusunun altına ne yaparız? Tuvalet yaptığı zaman bez bağlarız. Evet. Aynen. Şimdi köpeğe bez bağlayamazsın. Aynı şey. Kas yapısı oturmadığı için köpek tutamaz. Anlatabiliyor muyum? Ama insana göre aktif gelişimi daha hızlıdır. İnsan belki 8 ay, 10 aylığa kadar öğrenir ama köpek bunu çok kısa sürede öğrenebilir. Çünkü aktif gelişim daha hızlıdır. Yapman gereken ona bir alan belirleyeceksin. Güvenli bir alan. Düzenli olarak dışarı çık. Yani ona tuvaletini yapması için, sık yapması için imkan tanıyacaksın. Fazlaca imkan tanıyacaksın. Olayın mantığı. Atıyorum ilk etapta belki 8 kere üşenmeyeceksin. Bu aylar yıllar sürmeyecek. Birkaç hafta sürecek. İlk etapta belki 8-10 kere çıkaracaksın. Baktın ki dışarı yapıyor. Hemen onu motive etmek için seveceksin. Ödül vereceksin. Onun akabinde tekrar içeri. Baktın ki dışarı yapma oranı artıyor. 10 kere mi çıkardın? Ertesi gün 9 kere çıkartacaksın. 2 gün sonra 8, 7, 6, 5, 4. Baktın ki 3 kere de bile oturmuş olacak. Hep eğitimde her şey aşama aşamadır. Yani günde yavru bir hayvanı sabah akşam çıkartarak tuvalet eğitimi
çocuğunu öğretmeniz çok zor. Anlatabildim mi? Olayın genel mantığı bu aslında. Evet, yani aynı zamanda bildiğim kadarıyla ona bir yaşam alanı oluşturmak, onun üzerinde hakimiyet güvenli. Her zaman orada kalacak diye de bir şey yok. Alışana kadar eve, ortama, kişilere, ondan sonra zaten evin içinde komple serbest olur. Ama ona bir güvenli bir hat oluşturmak lazım. Bir kafası de, çok karışmasın. Bir de koku var bildiğim kadarıyla. Yani koklayıp yapıyor ya. Şimdi örnek veriyorum, siz fırsatınız olmadı. Mutfağa gittiniz, döndüğünüzde salona tuvaletini yapmış. Siz oradaki onun tuvalet kokusunu tamamıyla oradan kaldırmanız gerekiyor ki tekrardan orada gezinirken koku yapmasın. Şimdi orada da yönlendirici solüsyonlar var. Onlar bazen etkili olabiliyor. Mesela atıyorum çıkarttığınız yere ya da pedin üzerine bir iki damla idrar kokusuna benzeyen solüsyonlar var. Onları damlattığınız zaman sanki orada köpekler başka köpeğin dışkısını veya kendi dışkısının kokusunu aldığı zaman tekrar tuvalet yapma ihtiyacı duyarlar. Gerek tuvalet olduğu için gerek baskınlıktan sebep. Dolayısıyla o solüsyonlar dediğin şeyin görevini görürler. Harika. Yani o zaman tuvalet eğitimiyle ilgili bunu konuşmuş olduk. Peki temel itaatin genelinde baktığımız zaman nasıl bir durum ve algı var köpekte? Orada bu nasıl bir takım çalışması, eğitmen ve köpek ve köpek sahibi. Hani köpek mekanik bir şey değildir. Duyguları, hisleri olan bir canlıdır. Burada tamamen temel itaat eğitimdeki mantık köpeği doğru kontrol edebilmek için doğruyu ve yanlışı ayırt etmesini sağlamak için bir sistem oluşturmaktır. Bu da eşittir sürü yapılandırmanın oluşturulması anlamına gelir. Komutlar işte çekiştirmeden yürümesi, hayır dediğin zaman yapmakta olduğu eylemi bırakması, aferin dediğin zaman yapmakta olduğu eyleme motive olması, hani otur yat onu sabitlemek için kullanılan komutlar çekiştirmeden yürümesi. Mesela çekiştirmeden yürümesi ne demek bu? Takip komutuyla yürümesi. Bu sadece bana mı konfor katar? Çekiştiren bir hayvan düşünsene tasma var. Kendine sürekli zarar verir. Ama çekiştirmeden yürüyen bir hayvan hem köpek sahibiyle geçireceği konforlu zaman dilimi artar. Keyif alır. Ya düşünsene iri bir köpeğin var, çıkartıyorsun ama sürekli seni çekiştiriyor. Ondan sonra insan gezdirmek istese bile içinden gelmez çünkü zorlanır. Kolları zorlanır, omzu. Hani bayan olduğunu düşün. Gezdiremez. Kas gücü daha az gezdiremezsin. Için. Yani anlatabildim mi? Dolayısıyla bu konfor olanı karşılıklıdır. Takip komutuyla hem köpek kendine zarar vermeden hem sahibi bu işten keyif alarak ve konfor alanının artacağı şekilde zaman geçirirler. Aslında itaatin genel amacı dediğim gibi budur. Karşılıklı köpeğin ve sahibinin konfor alanının artması. Bunun tasmalı ve tasmalı versiyonları var. Ama eğitimde her şey biraz önce söylediğimiz gibi aşama aşama ilerler. Tasmalı eğitimde başarıyı sağladıktan sonra tasmasız eğitim güvenli hatlarda. Tasmasız eğitim tasmayla yaptığının hepsini serbest bir şekilde yapması anlamına gelir. Yani köpeklerin şu anda kendi zihinlerinde eğer ben bu hareketi yaparsam ödülümü alacağım diye bilgisinin oluşması var diyebilir miyiz? Tabii şartlan. Pavlov'un şartlanma teorisi. Aynen. Yani mesela köpek örnek veriyorum sizi çekiştirdiğinde siz tasmasını tutup arkasını döndüğünde ona bir tane ödül maması verdiğiniz zaman oradaki timingi iyi yakalaman lazım. Eğer orada zamanlama hatası yaparsan çekiştirdiği için ödül aldığını düşünebilir. Evet. Başka bir şey yaptığı orada, için. Aynen öyle. Yani o an ne İşte dolayısıyla sen. Profesyonel destek bu noktada. Yani eğer o zamanlamayı tutturamıyorsanız bir destek almanızda fayda var. Peki. Yani orada zamanlama her şeydir. Yani köpek 2-3 saniye içerisinde niye ödül aldığını veya niye 2-3 saniye geçtikten sonra niye uyarı ya da niye ödül aldığını köpek idrak edemeyebilir. O yüzden hızlı hareket etmek lazım. Bir de doğru zamanda doğru... Çok kısa anlatma mümkün mü abi? Aldım köpeğimi mesela. 4 aylık bir köpek. Hatta şöyle söyleyeyim. İçinde bulunduğumuz yer StaffTurk olduğu için StaffTurk'ta İngiliz stafflar üzerinden örnek Asil. Verelim istersen. Asil. Yani nasıl bir eğitim yapacağız? Zaten bir önceki videomuzda da bu köpeklerin Asil. Ne kadar eğitilebilir bir köpek olduğundan bahsetmiştik. İşte isterseniz onlar üzerinden de anlatmam mümkün mü? Çok kısa böyle nasıl çekiştirmemesini öğretiriz köpeğe. Şimdi İngiliz staff üzerine konuşacak olursam bir kere çok duygusal hayvanlar. Kompakt hayvan yani küçük hayvan ama görevi çok yüksek bir hayvan. Beklenenini çok yüksek performansla karşılayan bir hayvan. Ama dediğim gibi şimdi o kadar kas kütlesinin altında çok duygusal da bir hayvan yatıyor. Yani orada izleyeceğiniz özellikle İngiliz staff'ta izleyeceğiniz yol çok önemli. Şimdi kas demek ne demek? Güç demek. Yani çekiştirmesi vesaire. Burada çekiştirdikten sonra biraz önce bir örnek verdin ya çekiştiriyor. Ondan sonra yanına geldi. Çekiştirmiyor oluyor yanına geldiği zaman. Orada ödül verirsen köpek çekiştirdiği için ödül aldığını düşünür. Komutu temiz görmen lazım. Yani hiç çekiştirmeden normal güzel bir şekilde yürüdüğünü gördüğünde ödül vermen lazım. Çünkü çekiştirme nedir? Hatadır. Öyle nitelendirelim. Evet. Hatanın hemen ardına doğru yapsa bile köpek onu ayırt edemeyebilir. Sen hatayı doğruya düzeltti, orada ödül verdin. Köpek hata yaptığını, işte bu da negatif pekiştirmedir. Negatif pekiştirme. Ama sen onun pozitif olduğunu düşünüyorsun. O zaman yani çok ne kadar komplike değil mi? Evet. Anlatsam sabaha timing, kadar anlatırım. Yani ben komplike ki ne komplike. Yani 4 yıldır köpek besliyorum. Hala öğrendiğim şeyler var. Eminim ki çok daha fazla da şeyler olacak öğreneceğim. Evet, eğitimsiz bir staff ısırıyor. Merhaba. Sen uçmayı mı öğrendin? Bak bakayım. Aferin sana. Koş.
Şimdi şunu da öğrenmiş olduk. Bir tuvalet eğitiminin temellerini ve çekiştirme komutunun aslında nasıl davranılması, o eğitimin nasıl verilmesi gerektiğini ya öğrendik. Biz hani böyle bir ön fikir bu. Bu hani çünkü bu emek isteyen bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla yani bizim ipucu, hayatımız aynen öyle. Hani şu abi yani köpeğin doğru davranışını gördüğümüz zaman güzel bir timingle ona ödülünü vermek. Aynen öyle. Tamamıyla bravo. Bundan ibaret yani. Mesela köpeğin örnek veriyorum tabii ki yine sen daha iyisini biliyorsun ama oturduğunu gördüğün anda ya da ayaktayken otur demenle örnek veriyorum o köpek oturdu. Bir timing denk geldi ve o esnada ödülünü verdiğin zaman hızlı hareket etmek lazım. Evet. Yani burada zamanlama timingten kastımız zaten. O çok önemli. Aynen öyle. Dolayısıyla inşallah bir başka bir bölümde daha geniş geniş anlatırız. Hem örnekleriyle göstererek bence hem de köpekler üzerinden seyircilerimizi bilgilendirmek isterim. Aynen. Daha detaylı böyle göstereceğiz. O zaman abi sen çok yoğunsun. Eğitmen gereken, öğretmen gereken bir şeyleri bizim çok fazla köpek var. O zaman seni daha fazla tutmayalım. Biz tamam, tekrardan kardeşim. Teşekkür ederim. Ben İnşallah teşekkür ederim. Görüşeceğiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık. Evet değerli seyircilerimiz videomuzun bu kısmında da geçen hafta gezemediğimiz Stubbs'ı şöyle güzelce gezelim. Yemyeşil ağaçların arasındaki bu değerli köpekleri teker teker tanıyalım. Bakalım burada neler var. Evet Özgür videomuzun eğitimle alakalı kısmından sonra geçen hafta yapamadığımız burayı böyle gezme kısmını şimdi yapmak Tabii istiyorum. Ki. Yani şimdi eminim ki birçok çiftlikte bir yandan da şöyle yürüyelim. Böyle hani gizli kutular vardır. Güvercin için de geçerli bu. Mesela kimseye göstermediği, hiç kimseye açılmayan kapılar falan vardır. Burada öyle bir yer var mı? Burada öyle bir yer size ilk başta gösterdim. Iron Boy'u evin içinde kalıyor. Kelly evin içinde kalıyor. Aslında gizli kutuyu sen bize ilk açtın. İlk açtım ve onlar evin içinde kalıyor. Şimdi bu kısım hangi kısım oluyor çiftliğimizin? Bu böyle kısım bir damızlıklarımızın kaldığı kısım. Damızlıkların olduğu kısım. Evet. Oo. Böyle gelebiliriz. İlk başta bu tarafı gezdireyim. Evet aslında geçen hafta neleri çekmemişiz baksanıza arkadaşlar. Oo. Çıldırdılar ya. Şimdi Özgür burada gördüğümüz köpekler yani sizin yıllardır beslediğiniz köpekler evet. mi? Ne evet. zamandan beri sahipsiniz bu köpekler? Yavruluk hallerinden beri mi yoksa? Evet yavruluk hallerinden beri. Çoğuna yavruluk hallerinden beri sahibiz. Yani %90'ına. Peki burada anlatmak istediğin bir köpek var mı bize? Bunun hikayesi şöyledir falan diye. Her birinin tabii ki de hikayesi bambaşka. Ya da öne çıkan özelliğiyle diyeyim. Şöyle öne çıkan özellikten kastımız hepsinin şimdi Iron Boy of the Lens Fransa'dan getirdiğimiz diye belirtmiştim Secer'in üzerinde. O bizim aslında çiftliğimizin ana direğiydi. Vefat en etti. Değerli köpek. En değerli oydu. Vefat etti. Oğlu efsane Iron Boy'a ayırdım. Daha demin gösterdim de efsane Iron Boy. Babasının ismini koydum. Junior Iron Boy gibi. Evet bunların çoğunun onun akrabalığı var. Yani onun için her birinin kanattı. Değeri bizde çok farklı. Yani bir de Iron Boy olmasa bile tabii ki de her biri bizim için özel. Misal diğeri Sassy'nin çocuğu. Sassy benim ilk göz ağrılarımdan. Kahverengi beyaz olan misal. İlk göz ağrılarımdan onun torunu. Sassy şu anda 8 yaşında. Onun yerine ayırdığımız yine. Peki onun rengi biraz farklı mı diğerlerine göre? Çünkü diğerleri tabii. tek renk gibi gözüküyor ya. Onun kafasında bir farklılık var. Bizim ırkta herhangi bir sorun yok. Kahverengi beyaz, blue, blue beyaz, siyah, siyah beyaz, brindle, brindle beyaz. Bunlar olabiliyor. Fawn rengi olabiliyor. Peki renk olarak bir değer biçilebiliyor mu köpeğe yoksa sadece evet. kan attı mı? Renk olarak blue'lar biraz daha değerli. Blue'lar biraz daha değerli. Evet. Yurt dışında da daha değerli. Daha farklı fiyatlara getiriyoruz Türkiye'ye. Evet. Burada da diğer köpeklerimiz var. Harun yani şu anda kaç tane köpeğin arasındaydı ama böyle en ufak bir koku yok yani geçen videoda bahsettiğimiz gibi. Bu arada ikisi de çok hareketliler. Şu an siz yabancısınız ve alanlarını koyuyorlar. Daha demin muhabbet ederken normalde bu kadar köpek havlasa duyardık orada. Evet şu anda olmamızın sebebi 90 desibel bir gürültüdeyiz. Harun ses öner. Şöyle göstereyim. 90 desibel bir ortamdayız şu anda köpek sesleri. Bakın misal o da blue beyaz. Türkiye'de nadir bulunan renklerden. Evet. Misal bu çocuğumuz özel. Yavruken anomalili doğdu. Dudakları birleşmedi. Biberonla emzirdik. Anomalilidir. Kısırlaştırdık. Kendimiz bakıyoruz ona da. Anomalili değil ne oluyor? Dudaklarına bakarsanız dudak kısmı evet. birleşmemiş. Tavşan dudak diye geçiyor. Doğumsal o. Hatalı. O biberonla besleyerek yaşamı tutulsun diye çok uğraştık. Şu anda sağlıklı. Evet şu anda gayet sağlıklı. Harun gördün mü? Dudakları birleşmemiş köpeğin. Nasıl? Anomali yani sıkıntılı doğuştan. Onu görmedim. Biberonla büyütmüşler. Ama şu anda kendi mamasını yiyebiliyor, su içebiliyor. Diğer, aynı diğer köpekler gibi. Buradan başka gideceğimiz bir yer var mı? Kapalı barınak. Kapalı barınak. Evet.
bu iç kısımdaki köpekler yani şu an neden içerideler? Kapalı barınma özellikle alanı. Bir kapatma, onları içeride tutman için özel bir amaç var mı? Özel bir amaç yok. Orası kapalı barınma alanı. Burası açık gezinme alanları. Zaten bakanlığın istediği şekilde yapıldığı için yapmak zorundayız. Yani orada olmaların herhangi bir özelliği vesaire falan yok. Bakanlık neler talep ediyor peki böyle bir çiftlikten? Bakanlık neler talep edebiliyor? İşte yerlerin fayans olması, yıkanabilmesi, mevcut alanda havalandırma olması, giderlerin düzgün şekilde foseptiğe bağlanması, yuva ölçülerinin minimum 2 köpek için kiloya göre değişiyor ama bizim ırklarda bir yuvada 2 tane kalabiliyor. 4.5 metrekare olması. 4.5 metrekare. Evet. Doğumhane, yani üretim varsa işin içinde doğumhanenin ayrı doğumhane kısmına geçemiyoruz. Çünkü orada ya anneler, yavru, evet, ayakkabılar daha vesaire filan. Tabii. Oraya giremiyoruz. Doğumhane kısmı arkada. Hı hı. Oraya göre veteriner odamız var yine. Karantina odaları var. Evet, personel yani odaları var. İşte satış ofisi var. Aynı zamanda köpeklerin açma alanları, kapalı açma alanları. Bunları istiyorlar. Valla gerçekten çok iyi. Dediğim gibi yani. Şimdi daha deminki ses de sizi tanımıyorlar ve içeri girdik, onların alanına girdik. Bu tepkiyi vermeleri grupça, aynen, sürü psikolojisinde gayet normal. Gayet bakın doğal. Buraya geldiğimizde hiç kimseden, aynen, ses, kimseden ses çıkmıyor. Ya tabii bu gayet doğal bir şey yani. Sonuçta onlar da bir arada bulunan sürü psikolojisindeki köpekler. Evet. Dolayısıyla hepsinin bir tepki göstermeleri gayet doğal. Evet, şimdi geçen haftaki bölüm zaten çok güzel oldu. Bu bölüm zaten çok daha güzel oldu. Yani ben bizi burada misafir ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve burada iki bölümde kaç dakika konuştun? Söylemediğim bir husus var. Hani sen böyle söylenmez diye düşündün ama ben yine de söylemeni istiyorum. Burada buranın gelirinin %10'u sokak hayvanlarına siz, evet, bağışlamışsınız. Maddi imkanımızdan sokak hayvanlarına da bakım yapıyoruz. Zaten özellikle bu Beykoz bölgesinde çok fazla sokak hayvanı barınaklar var. Barınaklar var, evet. Oralara bağış yapıyoruz. Bundan önce metal mama kaplarını çalıyorlar diye kendim. Sabitlenebilen mi yaptınız? Metal mama kaplarını kalıp olarak kullanarak betondan yaptım. Onu belli bir süre beklettim ve koydum. Şu anda çoğu yerde hala da aktif. Şuna bak, insanlar köpeklerin metal mama, aynen, kaplarını çalacak kadar. Evet, ellerinin imkanı olan arkadaşlarıma da tavsiye ederim yani. Çok basit yapımı. Dediğim gibi normal mevcut büyük mama kaplarını ters çevirdiğinizde kalıp oluyor. İçine harç koyuyorsunuz ve çalınmayan, sabit kalan bir mama kabı yapabilirler. Aynı zamanda orada bizim paşamız var. Yine sokak köpeğimiz. Evet. İki tane sokak kedim var. Çiftlikte bakmış olduğum. Hı-hı. Bu kadar köpek arasında. Ya bu hassasiyetin için çok teşekkür ediyorum. Rica ve ederim. Ya bu bizim de görevimiz. İnşallah. Yani şu sonuç olarak hayvanlarla uğraştığımız için onlar, daha demin Ali Bey'in de bahsettiği gibi, onlar bize dertlerini söyleyemiyorlar. Onları anlamak zorundayız. Sonuç olarak da biz de bir şekilde canlılar üzerinden para kazanıyoruz. Elimizden geldiği kadar, dediğim gibi, akşam yatağa yattığımızda, kafamızı yastığa koyduğumuzda vicdanımız rahat mı? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Çok şükür bizim vicdanımız rahat. O zaman dediğim gibi bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu rica hassasiyetin ederim. İçinde kutluyorum. İnşallah tüm vatandaşlarımız da İnşallah. Bu hassasiyeti göstermelerini İnşallah. Umuyorum. Yani bu hassasiyeti göstermeseler dahi eziyet etmesinler yeter. Evet, tabii ki. Çok böyle hayvanlara değer veren çok güzel seyircilerimiz var tabii ki. Yani ama haberlerde falan görüyoruz, duyuyoruz. Böyle şeylerin yaşanmasını da istemiyoruz. Kesinlikle. Bir kez daha söyleyeceğimiz gibi biz hiçbir şekilde köpeklerin insan temasıyla bir şekilde birbirleriyle kışkırtılmaları, birbirlerine zarar vermeleri ya da başka birine zarar vermelerini, bu şekilde eğitilmelerini desteklemiyoruz, istemiyoruz. Ya tabii ki de hayvanlar her canlı bizim için değerli. Görüyorsunuz, hepsi sevecen. Gelip kendini sevdirmeyi seven. Belki birkaç kere daha aynı şeyi söyleyeceğiz ama sizden aslında hiçbir şey beklemeyen ama gidip de yani dediğim gibi durup dururken bir hayvana da zarar vermeniz olmuyor. Yani insanların olmuyor bu şekilde. En azından bir su, bir mama kabı, ya bir mama kabı yapmıyor, bir mama vermeyecekseniz de onlara zulmetmeyin. Evet. Bu kadar. O zaman bu güzel videoyu da ne yazık ki kapatmak durumdayız. Sonuna getirmek Ayaklarınıza durumdayız. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ben ederiz. Ben de bizi bir kez daha burada misafir ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi videoların kamera arkalarını ve sizden gelen videolarımızı paylaştığımız bir YouTube kanalımız daha var. Alatube YouTube kanalı isminde. Alatube YouTube kanalında hemen aşağıda yorumlar kısmından sabitlenmiş yorumlardan ulaşabilirsiniz. Bizleri her platformda destekleyen güzel seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere destek olabilmek adına YouTube kanalımıza abone olup hoşunuza giden videoları beğenip fikir ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yepyeni bir videoda görüşünceye dek herkese keyifli günler, iyi seyirler. Görüşmek üzere.